Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kişi fenalaştı, tansiyonum çıktı ya da düştü diyor. Karşı taraf bilmiyor. O esnada kişiye nasıl müdahale edilmelisi gerekiyor? Bir kere sakinleştirmek lazım. Tansiyonunuz iyi, yüksek olabilir, düşük olabilir ama evet. Benimle konuşuyorsunuz. Şuurunuz yerinde, gayet iyisiniz. Şekeri yoksa tabii. Şekeri varsa da düşük mü? Düşmesini de aşırı terleme olur. İşte onu bir azıcık bir şekerli su vererek onu önleyebiliriz. O anda tansiyonunu muhakkak ölçmek lazım. Kullandığı bir ilaç varsa hekime ulaşabiliyorsa ulaşsın. Ulaşmıyorsa kullandığı ilacı bir yarım doz yüksekse alabilir. Evet. Bir de uykusuzlukla... Bir de bu arada... Buyurun hocam. Dil altı tansiyon ilaçları var. Kesinlikle kendi başlarına almasınlar. O da çok önemli. Tabii ani evet. Düşer. Bu sefer çok daha yan etkili olur. Ters tepebilir. Bir de uykusuzlukla ilgili gelen sorular var hocam. Uykusuzluğum olduğu zamanlar tansiyonumda iniş çıkışlar çok fazla tabii olduğunu... Tabii şimdi vücudun bir ritmi var. Yani gündüz 5 hormon salgılanıyorsa gece 6 hormon. Onların bir dozları var. Uykusuz kalınca ne oluyor? Hormonal denge bozuluyor. Hormonal denge bozulunca tansiyonumuz da çıkar. Uykusuz olunca daha sinirli oluyoruz. Evet. Tansiyonumuz daha yükseliyor. Birbirine bir döngü oluyor. Uykusuz kalmamak lazım. En az 7 saat uyumamız lazım. Evet. Bir de böbrek hastalığının tetikleyen tansiyon önemli bir faktör. İki şekilde. Şöyle evet. Bir böbrek hastası olduğunuz için tansiyon çıkıyor. Evet. Önce onu diyelim. Mesela doğuştan bu kistik böbrek hastalıkları var. Polikistik dediğimiz. Bunlar genetik oluyor. Onları özellikle takip etmek lazım. Evet. Böbrek damarı tıkalı olabilir. Onu da ailede de olabilir, olmayabilir de hekim gözetiminde. Dediğim gibi 3 ilaçla düşmüyorsa onları aramamız lazım. Böbrek üstü bezinin bir takım hastalıkları var. Onlara bakmamız lazım. Onlardan bir de tansiyon, böbreğiniz sağlam, tansiyonunuz düzensizse, yüksekse eninde sonunda böbreklerinizi bozar. Böbreğin glomerül dediğimiz filtreleri var. Önce oradan başlıyor. Onun bir oranı var. İdrar tahlilinde, kan tahliliyle beraber. Onu biz erken yakalayabiliriz. Ama amaç hep tansiyonumuz 12 veya 13, küçük de 8 olacak. 8 olacak. Bir de sağ kolda mı, sol kolda mı? Tabii bir santim fark var. Fark eder. Onun önemi, pratikte çok önemi yok ama bir kolunuzdaki tansiyon diğerinden 3 santim fazlaysa evet. O zaman bir takım anomali veya damar setliğine bağlı her iki taraf damarından birinde tıkanıklık olabilir. Onu da muhakkak hekime bildirmeniz lazım. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.